Ah, ne büyük hata yaptım. Kim bilir Kulina'nın bana ne kadar kırıldı. Ah kıvam, ah, ah. Senin neyine Kulina Hanım'a böyle soğuk davranmak? Artık hayat boyu beni affetmez. Ama bu mektubu okuyunca... Baksana bunu sen... Pişt Emre. Ama bu iş tamam. Ne işi? Bana öyle bir sürpriz yapacağım ki hemen beni affedecek. Ne yapacaksın? Emreciğim gel gel. Sen yaptığımı anlayamadı zaten. Benim için bir şey yapmanı rica edeceğim senden. Kulina ile ilgili yine değil mi? Evet canım. Ama bu sefer çok önemli. Ama öğretmenden ben de biraz yardım aldım. Bu mektubu ona vermeni istiyorum. Öğretmenim bana karışmak düşmez ama internetten yazışsanız daha kolay olmaz mı? Onu ben de düşündüm ama internet adresi yokmuş. İnanırım kendisi teknoloji hazırlıdır. Neyse bu mektup çok önemli. Mutlaka eline ulaşmalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim. Ama şimdi bu cebimden dışarı. Özge şunu alsana ama dikkatli ol, kimseye gösterme. Ben futbol maçına gidiyorum. Bu ne be? Mektup görmüyor musun? Neden şimdi bunu bana verdi? Açsana. Şaka gibi, Emre bana mektup yazmış. Hadi be boncuğu, daha ne kadar yalvaracaksın beni? Aman git şuradan. Sana öyle bir sürpriz yapacağım ki affetmek de kelime, boynuma atlayacaksın. Boncuğum benim, boncuğum. Ve bir çocuk gibi sana sürekli kötü davranıyorum. Sana ulaşamadığım için böyle yapıyorum. Ama beni anla. Sen benim için dünyanın en değerli varlığısın. Ve ne olursa olsun asla değişmeyecek. Büyük aşktan nefretten doğar demişti annem. Ne kadar doğruymuş. Şaka gibi. Emre'nin bunları yazdığına inanamıyorum. Demek ki gizli gizli yıllardır aşıktı sana. Karpuz kafa. Ondan hoşlanacağımı nasıl düşünür? Boncuğum. Ya gider misin şuradan? Neyi saklıyorsun orada? Sana ne, seni ilgilendirmez. Mektup mu? Evet mektup. Ne var? Yoksa biri sana mektup mu yazmış? Evet Emre. Figen? Emre mi? Demek beni arkamdan vurdu. Dost gibi göründü, meğer baş düşmanımmış. Ya işte tanı arkadaşını. Bir de onları dışladığım için bana kızıyordun. Bir bildiğimiz vardı herhalde. Oğlum Emre sen bittin. Mahvettim seni. Yedim seni celep yedim. Emreciğim bravo. Okumak için boşuna uğraşıyorum. Kısa yoldan futbolcu olup köşeye dansam ne güzel olurdu. Ama hayatta izin vermez babam. Yani. Kime diyorum? Delikanlı mısın oğlum sen? Ekrut, Celep, koynumuza yılan beslemiştik ha? Seni arkadaş bildik de dertleştik o kadar. Boşuna inkâğa kalkma oğlum. Ya delirdin mi sen ya? Evet, delirdim. Ya, ne yapıyorsun? Ya, yapmayın. Tutun oğlum. Ya, Emre. Benim için kavga ediyorlar, ne güzel. Ay çok romantik, çok sevdim. Emre. Ya bırakın ya. Çocuklar ne oluyor bakayım? Durun. Bırakın kavgayı, gelin buraya. Gel Emre buraya. Ramazan sen de gel bakayım. Ne oluyor oğlum, ayrılın. Öğretmenim benim bir kabahatim yok. Durup dururken saldırdı bana ya. Yazıklar olsun sana. Beni sırtımdan acaledi. Bana bakın çocuklar. Bu yaptığınız cezasız kalmayacak ona göre. Ben cezam neyse çekmeye razıyım hocam. Ben zaten artık bitmişim. Hadi sınıfa girelim. Allah bunların kavgası bitmez. Ne oldu buna böyle? Anlamadım ki. Deli midir nedir ya? Allah Allah. Ne yaptık sanki? Önüne baksana oğlum. Asıl sen bak. Çarpan sensin. Deli mi ne ya? Senin işimiz bitmedi daha. İyi dersler. Oturun çocuklar, oturun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu daha bir şey değil. Ne oluyor orada? Yok bir şey öğretmenim. Senin derdin ne aslanım? Benim derdim sensin. Sen bittin. Teneffüste pozlarımızı paylaşacağız. Tamam lan uyar. Teneffüste seni duello'ya davet ediyorum. Duello. Çocuklar susun artık. Kitaplarınızın 42. sayfasını açın bakalım. Duydun mu? Benim için duello yapacaklar, şaka gibi. Hı hı.
Şoker'in söyledikleri doğruysa? Ya Nana gerçekten tehlikedeyse? Bundan neye sormaktan başka çaremiz yok. Zaman azalıyor çocuklar. Her şey sizin elinizde. Ya Ramo, ne olduğunu erkek gibi açıkça söylesene oğlum. Sanki ne olduğunu bilmiyorsun. Ya bilmiyorum ya, yalan mı söyleyeceğim? Beni bitirdin sen. Ben seni arkadaş sanıp yüreğimi açtım. Sense gidip benim yavukluğuma aşk mektubu verdin. Ne, devirdin mi sen? Böyle bilmiyormuş gibi yapman daha çok koyuyor. Ona yazdığım mektubu kendi gözlerimle gördüm. Ona ne kadar yanık olduğunu yazmışsın. Emre? Ya bir de utanmadan gülüyor musun Emre? Ya Ramo, sen benim Özge'ye aşk mektubu yazdın mı? Nasıl düşünürsün? İnanamıyorum. Ama mektubu gözlerimle gördüm. O mektup başkasına ait Ramo. Maça gidiyordum, cebimden düşmesin diye ona verdim. Nasıl yani? Bak şimdi. Boncuğum boncuğum. Hem sana kendimi affettirmek hem de gönlünü yeniden kazanmak için bir hediye aldım. Hediye mi? Ay çok merak ettim, neymiş? Selma, gelin buraya. Boncuğum al bak, bu senin artık. Gel oğlum. Ya hadi, hadi. Ya kurtar beni. Dur.